Merhaba sevgili öğrenciler, Bulbul Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Özel üyelik ayrıcalığına erişen, özel üyelerim için hazırladığım bir ders. Bunu sadece sizler görebileceksiniz. Diğer normal aboneler bu dersi göremeyecekler. Ne var bu dersimizde? 4. sınıf matematikten. Açılarla ilgili en üst düzey çok zor sorular var. Bunları şimdi sizlere göstereceğim, anlatacağım, nasıl çözeceğinizi tarif edeceğim. Sınavlarda karşınıza çıktığında bocalamamak için neler yapabilirsiniz? Bu soruları gerçekten çok iyi öğrenciler yapabilirler diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. İlk sorumuz Faruk saat 18'de odasındaki duvar saatine baktığında saati yandaki gibi görüyor. Yani 18'de akrep ve yelkovanın durumu bu şekilde. 180 derecelik bir açıyla burada duruyorlar. Fakat bize bunu sormuyor. Buna göre diyor ki 00.15-15.00-09.30-21'de ve 18.45 saatlerinde duvar saatine baktığında kaç tanesinde akrep ile yelkovan arasındaki açıyı tam olarak 90 derece olarak görür. Şimdi aslında kolay gibi görünen bir soru ama gerçekten zor bir soru. Öğrenciler yanılabilirler. Şimdi tek tek inceleyelim. 0 0 15 olduğunda şimdi yelkovan kovan 3'ü gösterecek. Akrep ise tam 12'yi göstermeyecek. Yani şöyle olacak aslında. Şöyle 12 3 yapayım mesela. Şöyle olacak. Akrep birazcık 12'yi geçmiş olur. Yel kovan 3'ü görür. Ve aradaki açı 90 derece olmaz. 90 dereceden daha küçük bir açı olur. Bu olmaz. Saat 15 diyor. Saat 15 demek saat 3 demek yani öğleden önce. İşte burada tam 90 dereceyi gösterir. Yani akrep buraya bakar yer kovan tam 12'yi gösterir ve aradaki açı 90 derece olur. Bu tamam. 9.30'da 90 derece olmaz çünkü akrep 9'u geçmiş olur. Yani şöyle 9 ile 10 yapayım. Akrep birazcık 9'u geçmiş olur. Ve açı geniş açı olur bu uymaz. Saat 21'de evet 90 derece olur tam olarak. 18.45'de ise 90 derece olmaz. Ee, bu da eksi koyuyorum. Yani burada sadece 2 tane saatte tam olarak 90 derece olarak görülür. Ve cevabımız aşık oldu. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi kenarlarına göre farklıdır diyor. Şimdi burada... Üçgenleri kenarlarına göre değerlendireceğiz de kenarlarını vermemiş bize açılarını vermiş. O zaman ilk önce açılarını bulup açılarına göre kenar e, bağlantısını hatırlayacağız. Şöyle ben size ön bilgi vereyim. Şimdi eğer bir üçgenin içindeki bütün açılar 60 derece ise yani hepsi eşitse bütün açılar 60 ise bu üçgen eşkenar üçgen demektir. Biraz küçük çizdim ama. Bir üçgendeki iki tane açı birbiriyle aynıysa mesela şurası 50 şurası 50 ise burası ne olur 100 180 olur. İki açı aynı ise bu üçgen ikizkenar ikiz kenar üçgen demektir. Eğer bir üçgende bütün açılar birbirinden farklıysa buradaki başka buradaki başka buradaki başka ise kenarları da farklıdır. Ve bu üçgen çeşit kenar üçgen olur. Buna göre şimdi ön bilgimizi hatırlayıp devam edelim. 64, 58. Bunları tabi işlem yapmamız lazım burada. Hemen topluyorum. 12, 7, 122 oldu. 180'den 122'yi çıkardığım zaman 8, 7, 2, 5. Bakın burası da 58 oldu. Demek ki iki tane açı birbiriyle aynı olduğuna göre, birisi değişik olduğuna göre buradaki üçgen ikiz kenar üçgendir. Burada ise B şıkkında 27 ve 16 var. 27 ile 16'yı toplayıp 13 43 oldu. 180'den çıkardığımız zaman 7 30 şey 137 olur. Burası geniş açı olur. Bu demek ki şey geniş açılı bir üçgen ama bütün açıları birbirinden farklı olduğu için ne diyoruz biz buna? Çeşit kenar üçgen diyoruz. Çünkü bütün açılar birbiriyle değişik. Buradaki de aynı. 114, 38 toplarız. Hemen topluyorum. 12, 2, 3, 5, 152. 180'den çıkarırız. 10'dan 2 çıktı. 8, 7, 28. Ne oldu? Burası da 28 oldu. Yine üç açı da farklı olduğu için çeşit kenar bir üçgendir. Çünkü açıları değişikse kenarları da birbirinden farklıdır. Uzunlukları yani. Burası diyelim ki 5 santim, burası 4, burası 3 santimdir. Çeşit kenar bir üçgendir. Bu da farklı. Şuna bakalım. 86 ve 31. Toplayalım. 7, 8, 3 daha. 11, 117. 180'den 117'yi çıkarırız. 3, 63. Demek ki burası da 63 derece. Yine 3 açı farklı olduğu için bu üçgen kenarları da farklıdır. Ve bu, ve bu üçgen de çeşit kenar üçgendir. Demek ki Sorumuz kendiliğinden ortaya çıktı. A şıkkındaki üçgen ikiz kenar bir üçgen. Diğerlerinin hepsi çeşit kenar üçgenler. Bunların sebebi açılarının birbirinden farklı olması. Ama A şıkkında iki açı birbiriyle aynı olduğu için cevabımız A şıkkı oldu. Bu şekilde bu soruyu çözdük. Evet diğer sorumuz işlem gerektiren bir soru. 3 dar açının ölçüleri toplamı bir doğru açıdan 28 derece küçüktür diyor. Dar açılardan biri 64 derece olduğuna göre diğer eş iki açıdan biri kaç derecedir diyor. Şimdi işlem yapmamız lazım. 3 tane dar açı varmış ve bu dar açıların toplamı bir, burada üçgenden falan bahsetmiyor. Açılarla ilgili bir soru var. Doğru açıdan 28 derece küçükmüş. Doğru açımız 180 olduğuna göre 28'i çıkarıyoruz. Ne kaldı? 10'dan 8 çıktı. 2, 7, 2, 5, 152 oldu. Yani bu üç tane dar açı 152 dereceymiş. 3 tane dar açı. Ve bu 3 tane dar açıdan birisi 64'müş. Hemen 152'den 64'ü çıkarıyoruz. 8, 8, 88. Geriye 2 tane açı kaldı 88. Ve şurada bir ipucu var bakın. Diğer eş 2 açı diyor. Yani diğer iki tane açı birbiriyle eşit demek istiyor. O zaman 88'i 2'ye böleriz ve bir tane o eş açılardan birini buluruz. Ne ne, e, ne çıkar? Bakıyoruz 44 çıkıyor. Cevabımız 44 olacak. C şıkkını işaretliyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Diğer soru aslında zor bir soru değil. E, ama bir sınavda bir öğrencinin karşısına çıkarsa belki bocalamasına sebep olabilir. O yüzden bu soruyu da seçtim. Bir geniş açılı üçgende üçgenin diğer açılarının dar açı olmasının sebebi nedir diyor. Şimdi bir geniş açılı üçgen düşünün. Şöyle kabaca çizelim. Burası geniş açıysa muhakkak 90'dan 90 dereceden büyüktür. Yani diyelim ki 91 derece, değil mi? büyüktür. Ve kalan iki açıdan herhangi biri veya ikisi geniş açı olamazlar. İkisinin toplamı da veya bir tanesi de geniş açı olamaz. Niye? Çünkü içindekiler 180. Zaten 180'den şey 91 derece geniş açıyı çıkarsanız geriye dar açılar kalır. Buna göre değerlendirelim. Kalan açıların toplamı 90 dereceden büyük olduğu için diyor. Mümkün değil, değil mi? İkisinin 90 dereceden büyük olması. Kalan açıların toplamı 90 dereceden küçük olmak zorunda olduğu için İşte cevap bu. İkisinin toplamı veya bir tanesi 90 dereceden küçük olmak zorunda. İç açıların toplamı 360 diyor. Zaten bu yanlış. Diğer açılar dar değildir diyor. Bu da yanlış. Diğer açılar dar oluyor zaten. Doğru cevap B şıkkı. Burada bu şekilde çözebiliriz. Evet. Bir üçgende B açısı A açısının 2 katından 10 eksik. C açısı A açısının 2 katının 15 fazlasıdır. Bu üçgen kenarlarına göre nasıl bir üçgendir diyor. Aslında burada hiç işlem yapmadan da bu soruyu tahmin edebilirsiniz. Çünkü A açısı oldu bir açı yani şöyle göstereyim size. Diyelim ki A açısı var burada. B açısı bunun iki katından 10 eksik. Mesela burası 20 derece olsa burası 2 katı 40'tan 10 eksik 30 olur. Örnek yani ben kafadan atıyorum. C açısı da A açının 2 katından 15 fazla diyor. Yani buradaki açılar üçü de birbirinden farklı açılar. Yani ölçü olarak o zaman bu üçgen muhakkak çeşit kenar bir üçgen olmalı. Çünkü açıları üçü de birbirinden farklıysa kenarların uzunlukları da Muhtemel yani e, muhakkak farklıdır. Muhtemelen değil, muhakkak farklıdır. İsterseniz ben bunu çözeyim size. Şöyle yapalım. A açısı, diyelim ki e, bir kutu olsun, değil mi? Bilmiyoruz ya. E, ne diyordu? B açısı, A açısının iki katından şurası B olsun, iki kutudan 10 eksik diyor. Değil mi? Şimdi C açısı da A açısından 2 katından yani 2 kutunda 2 kutu ve 15 fazla diyor. Şimdi burada A açısı 1 kutu. Diğeri 2 kutu 10 eksik. Diğeri C açısı şöyle 2 kutu ve 15 fazla. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Önce şu eksik olan ve fazla olan kısımları bir halledeceğiz. Eksik olan kısmı ilave ederiz. Yani açıların hepsi kaç derece? 180 derece değil mi? Bunu ilave ederiz eksik kısmı. Ne olur? 190 olur. Bunu da çıkarırız. Bu da fazlalık ya. Bunu da çıkardığımız zaman ne kalıyor? 5, 7, 175. Bunları hallettim bakın. Birisini tersten uyguladım. Birisini ilave ettim. Birisini çıkardım. 175 derece. Nedir 175 derece? Buradaki açılar B, C ve A. E bunlar nedir? 1 kutu, 2 kutu. 2 kutu da bununla toplam 5 kutu oluyor. 5 kutu demek 175 demek. Hemen 175'i 5'e böleriz. 3 kere 5 15. 25'te 5 var ve 1 kutuyu buldum. Yani A açısı 35 derece oldu. B açısı 2 katından 10 eksik olduğuna göre 2 ile çarparım. 35 çarpı 2 70. 10 eksik 60 derece. Burası da 60 derece olur. Şurası 35 oldu. Ve C açısına gelelim. Bu iki kutudan 15 fazlaymış. Yani iki tane 35, 70, 15 daha, 85. Burası da 85. Bakın ne oldu? Üçü de birbirinden farklı açılar oldu. Bunu zaten başta söylemiştim ama sizlere yine de bir çözüm göstermek istedim. Ve buradan biz bunun çeşit kenar üçgen olduğunu anlıyoruz. İçindeki açıları da toplarsanız zaten 180 ettiğini göreceksiniz. Diğer sorumuz yukarıda verilen üçgende A açısı B açısının 2 katına, B açısı da C açısının 3 katına eşittir diyor. Buna göre B açısı kaç derecedir diyor. İşte burada az önceki yaptığımız işlemler gibi işlem yapacağız. C açısından bir kutu diyelim mesela C açısına. B açısı C'nin 3 katıymış. O zaman 3 kutu. Değil mi? 3 katı olduğuna göre A açısı da B açısının 2 katıymış. E burası 3 kutuysa bu 6 kutu oluyor o zaman. Şöyle 3 6 kutu ve toplayalım. 6 kutu burası. 9, 10 kutu oldu. Hepsi bütün üçgenin iç açıları 180 olduğuna göre 180'i 10'a bölersiniz. Evet. Yani bunu kısa yoldan da bölebiliriz. Niye ben <laughs> uzun yaptım? Neyse yaptık artık. Bu şekilde e, 18. Yani bir kutu 18 derece. C açısı 18 derece. Bakın bir kutuydu zaten bize B açısını soruyor değil mi? B açısı 3 katı olduğuna göre 18 ile 3'ü çarparsınız. E, ay 54 oldu. Cevap C şıkkı oldu. Evet bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum diğer soruya. Böyle şekilli bir soru aslında zor soru değil. En sonunda da biraz kolay bir soru kalsın. Yukarıdaki şekilde kaç tane dik açı vardır diyor. E, bunu Hesaplayacağız sayarak. Şurada bir dikdörtgen görüyoruz. Burada dört tane dik açı var değil mi? Şurada iki tane yamuk var. Gördüğümüz. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Dört tane de bunun içinde var. Yani çatı kısmında var. Dört tane de burada var. Şimdi gelelim içeriye. Evin e, duvarlarında dört tane var. Büyük yerde çünkü. 1 2 3 ve 4 Pencerelere gelelim. Pencerelerde hep dikdörtgenlerden oluşuyor değil mi? 4 tane burada var. 4 burada, 4 burada, 4 burada. Bunda da aynı şekilde. Ve bu kadar dik açı var. Burada 4, 16. 16 burada. Şöyle 16 yazayım toplam. 16 burada. 32. 4 de burada. Duvarda 36. 4 tane çatıda 40. 4 tane de e, baca da var. 44. O zaman burada 44 tane dik açı var diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu sadece sizlere ait bir videoydu. Ee, anlayamadığınız yerleri tekrar izleyerek videoyu durdurarak kendiniz tekrar edebilirsiniz. Benimle birlikte soruları tekrar çözebilirsiniz. Başka derslerde görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.